Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 15 Mart Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeyiz. Depremden sonra bu kez de sel felaketiyle karşı karşıyayız. Şu an Mimar Sinan Mahallesi'nde gördüğünüz gibi yağmur suları çadırları etkilemiş durumda. Bakalım çadır içinde kalanlar ne yapıyorlar? Hocam geçmiş olsun. Geceyi nasıl geçirdik? Çadır su aldı mı? Aynen. Burada değil de şu taraf fazla. Bir saniye. Komple su içinde şu anda. Gece nasıl geçti? Bayağı şiddetliydi. Gece şiddetliydi. Burada kepçeler geldi, kum indirdi. Evet, buraya kepçeler çadırlara su gelmesin diye böyle kumla bariyer yapmaya çalışmışlar. Ama çadırda yaşayan vatandaş sulardan etkilendiklerini söylüyorlar. Bir sorabilir miyiz, müsait mi diye? Onlar da bu tarafa geçemiyor, ayakkabıları yok içeride. Evet, maalesef. Grup bölümde mahsur kaldılar. Çadırdakiler mahsur kalmış durumda. İçeriye de girme imkanımız yok galiba. Ben şöyle çadırın etrafını bir dolaşayım. Ki burası Adıyaman Gölbaşı'nın Mimar Sinan Mahallesi. Yani çadırdan, daha doğrusu selden hani çok fazla etkilenmez diye ben düşünmüştüm ama gördüğünüz gibi yağmur suları geliyor. İçeriye girme... Onlar da çıkamıyor, ancak Mehmet oradan ipinden atarsa. Bir bakalım şimdi. Hocam geçmiş olsun. Hakim, buyurun. Bir çadırın fermuarını açma şansımız var mı? Ben. Hocam benim elim dolu da. İlyas, sen çadırı, şemsiyeyi bir tut. Sen de ayakkabı şey. Şimdi açmaya çalışacağız ama içeridekiler de mahsur kalmış durumda. Hocam şey, müsait mi kamera çekmeye? Maalesef şu an çadırdaki durum bu şekilde. Çadırın girişini böyle su basmış durumda. Çadırda yaşayan vatandaşlar sudan etkilenmiş durumda. Maalesef çadırda yaşayan vatandaş çadırın su bastığını söylüyor. Gördüğünüz gibi çadırın altı tamamen su. Evet. Vatandaş gece suyu çevirmek için çok uğraştığını söylüyor. Ama maalesef selden etkilenmiş durumdalar. Hocam çok geçmiş olsun. Dışarıya da çıkamıyorlar. Gördüğünüz gibi burayı tamamen su basmış durumda. Ben hemen şöyle bir kapatayım. Burada biz zaten böyle çizmelerimizle ancak dolaşabiliyoruz. Burası Adıyaman Gölbaşı Mimar Sinan Mahallesi. Selin vurduğu Adıyaman'ın ilçelerinden bir tanesi. Tut ilçesinde de, buraya yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Tut ilçesinde de maalesef sele kapılan bir konteyner, sonrası konteynerde yaşayan bir vatandaş ölü. 4 vatandaş da kayıp. Şu an Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde selden etkilenen 3 tane çadır bu şekilde arkadaşlar.